Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün televizyonlarınızı ve evinizdeki monitörleriniz, televizyonlarınız, herhangi bir ürününüzü akıllandırabileceğiniz bir ürünü getirdim karşınıza. Homatix markasının Box R 4K modeli. Bu modelle birlikte televizyonlarınız akıllı değilse akıllandırabiliyorsunuz. Netflix, Disney, YouTube hepsine giriş sağlayabiliyorsunuz. Ethernet girişinin olması güzel, Wi-Fi girişinin olması da güzel. Şimdi kutu açılımını yapacağız ama öncesinde size ürün hakkında birazcık bilgileri paylaşmak istiyorum. Şöyle yakın kameramızdan da göstereyim sizlere. Ürün zaten şık tasarımı ait güzel bir kutuyla birlikte karşımıza geliyor ve arka kısmında da gerekli bilgilendirmeleri gördüğünüz gibi yazıyor. Ürünü bir açtım, baktım, dedim ki nedir ne değildir bir bakayım, kurcalayayım çünkü hali hazırda Mi Box kullanıyordum ama. Bunda 2 GB depolama alanı 16 ya da 16 idi sanırım flashta bir e, harici depolama alanınız oluyor. 2 GB'da RAM'i bulunuyor. Yanlış söylemekte istemiyorum ürünle ilgili. Zaten Android Box, Google'ın e, sesli asistan uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. Ekstra olarak da lisanslı olması çok güzel çünkü bütün YouTube, Netflix, Disney bu tarzını sayamadığım birçok platformda lisans olduğundan dolayı hepsini 4K bir biçimde izleyebiliyorsunuz. Şimdi kutu açılımımızı yapalım. Görmüş olduğunuz gibi kutu zaten güzel bir tasarımla geliyor. Çünkü hemen bir an önce kutuyu açıp sizlere direkt ürünü göstermek istiyorum kurulumunu. Bu videoda kurulumunu hepsini yapmış olacağız birlikte. Şimdi kutumuzu bu şekilde açıyoruz. Gayet iyi paketlenmiş ve size satın alma linkini de açıklamaya ve yorum kısmına da bırakacağım. Beğenirseniz alabilirsiniz çünkü fiyatının hakkını gerçekten verebilen bir cihaz. Ben daha önce de bu cihazdan kullandığım için bu modelini de tanıtmak istedim. Burada bir adet kitapçımız bulunuyor. Kurulumu nasıl yapacağımızla ilgili gösteriliyor. Zaten ben size göstereceğim için buna ihtiyaç yok. Ürünümüz direkt buradan poşetli bir şekilde çıkıyor gayet şık bir tasarıma sahip ve baktığınızda arkasında güç girişi, ethernet girişi, HDMI girişi, onun dışında optik ses çıkışı bulunuyor. Birkaç giriş ve çıkış daha var. Bir adet SD kart girişimiz yan tarafta bulunuyor. 1'e 2 adet de burada USB takabileceğiniz yerler bulunuyor. Mouse ve klavye gibi ürünleri de takabilirsiniz. Bu şekilde de sizlere ürünü göstermek istiyorum. Zaten detay çekimlerini hep birlikte görmüş olacağız ama gene buradan da bir görelim. Şimdi bu ürünü de kenara bırakalım. Diğer ürün içeriklerimize bakalım. Zaten içerisinden HDMI kablomuz çıkıyor. Ürün ve televizyonlarımıza takabileceğimiz. Eğer ki şöyle bir şey var. Şimdi dediniz ki ya bende HDMI çıkışı yok. Televizyonum ya da ee, ne bileyim monitörüm çok eski. Ne yapabilirim? Sizin çıkışınıza uygun da bir ucu HDMI, direkt bunu takıyorsunuz. Diğeri DVI ya da farklı bir çıkışsa da onunla döndürüp bu tarz cihazları da kullanabiliyorsunuz. Kablo yapımız gerçekten güzel. Bunları açmayacağım zaten benim halihazırda açık olduğu için bunları kurarken kendi kablomla kuracağım. İçerisinden bir adet de kumandamız çıkıyor. Kumanda gayet şık. Hemen kumandayı da açayım sizler için. Baya böyle minimalist bir yapıda Böyle nasıl diyeyim size yapısı gayet hoş gözüküyor. Üstündeki tuşların kayganlık hissi ve burada YouTube, Netflix, Prime Video, Amazon muhtemelen hepsini de gösteriyor. Ve şöyle de bu kameramıza da göstermek istiyorum. Gayet minimalist. Şöyle avucumu aldığımda bu şekilde duruyor. Avucumda da görmüş olduğunuz gibi çok fazla yer kaplamıyor. Şimdi onun dışında hemen şuradan güç kablomuz çıkıyor. Bu da beyaz. Ya yani ürünün beyaz olması ve kablosunun içerisinin şarj adaptörüne kadar beyaz olması güzel. Gayet güzel bir yapıya sahip bir adaptörümüz çıkıyor. Uç kısmını da şu şekilde gösteriyorum. Zaten direkt güç kısmına taktığımızda da start verecek bir ürün. Bunu da koyuyorum kenara. Birazdan ayrılmayın bu arada. 4K video deneyimini sizlere göstermiş olacağım. Ve buradan da 2 adet pilimiz çıkıyor. Bu da zaten biliyorsunuz statik enerjiyi kaplaması için yapılan bir şey. Bu çin pillerini de çok merak ediyordum. Baksanıza çin pillerine. Değişik bir çin pilli. Böyle ilk defa morumsu bir pil görüyorum ve gayet değişik bir pil yapısı var. Yani net olarak sizde görün istiyorum buradan. Şimdi kutu içeriğimiz bu kadardı. Zaten içerisinden farklı bir şey çıkmıyor. Onun dışında zaten bütün çıkabilecek her şeyi söyledim. Kutumuzu da koyduk yerine ve şimdi televizyonumuzda kurulumu yapmaya geçiyoruz. Bu arada ben da hala hazırda kullanıyorum. Ben direkt monitörüme yapacağım ve monitörümü çünkü mutfakta bir televizyon olarak kullanmak istediğim için bu ürünü al. O zaman hadi kuruluma geçelim ve görüntü kalitesine birlikte bakalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi direkt taktığımızda Homotix markasının ismi çıktı ve direkt bu şekilde açıldı. Kumandamıza da zaten direkt pillerimizi takmıştık. Şimdi menülerimizin açılışlarını bekliyoruz. Ve biraz da ekranı size şöyle çevirmek istiyorum ki daha net görebilirsiniz diye. Şu anda kurulum için ileri diyor ve ileri tuşumuza basıyoruz. Direkt zaten burada ana sayfayı gösterdiği için şuradaki ana sayfa tuşuna basmamız yeterli. Ve burada kurulumu kendince tamamladı. Şimdi burada kendimize bir dil seçeneği yapıyoruz. Bakın ne kadar akışını görebiliyorsunuz değil mi? Çok hızlı bir şekilde menüler arasında geçiş yapabiliyor ve akış sağlıyor. Hiçbir problem de yaratmıyor. Şimdi Türkçeyi bulduk ve Türkçeye okey dedikten sonra direkt bekleyin yarısı yer aldı. Bu bölüm Android cihazı olanlar için de ben burada atla diyorum çünkü iOS bir telefon kullanıyorum ve buradan Wi-Fi'me bağlanıyorum. Wi-Fi bilgilerimizi girdikten sonra OK seçiyoruz ve Wi-Fi'mizin ismine direkt bağlantı sağlıyor. Zaten internet başarıyla bağlandı dedi. Şimdi burada da direkt zaten içerisindeki ufak tefek kurulumlarını bitirdikten sonra ürünü açılışını sağlayacak. Bu da yaklaşık bir 30 saniye kadar sürecek. Birlikte bekleyelim zaten. Bakalım ne kadar da sürmüş olacak bu bağlantımız. 15 saniye falan sürdü. Oturum açın diyor. Bu da Google. Yani Gmail'inizde oturum açmanızı istiyor. Bu da bunun kendi arayüzü olduğu için Gmail'le oturum açmanız gerekiyor. Gmail hesabımızı girdik ve burada diyor ki kabul et. Kabul et tuşuna bastıktan sonra buradaki Google'ın hizmetleri diyor. Bunları da kabul edebilirsiniz. Bir problem yaşatmaz zaten sizlere. Bakalım kaç saniye sürecek. Yaklaşık bu da muhtemelen 15 saniye kadar sürer diye biliyorum. Burada diyor ki sesli asistan özelliğimiz açılsın mı? Aç diyorum çünkü telefonla komut verebilirim. Tüm TV uygulamalarınızı da arayın diyor. Evet diyorum izin ver butonu ve burada da etkinleştir diyorum. Çünkü asistan özelliği güzel bir şey. Direkt telefondan yani şu kumandadan bastığınızda hemen sesli asistan modundan YouTube'da farklı bir şeyde ürün açabileceksiniz. Şimdi diyor ki Box R4K'yı seçin diyor. E seçtim zaten ilk sırada çıkıyor. Ve burada yüklenecek uygulamaları seçin diyor. Mesela içerisine ne yüklensin diyor. Mesela bu üçünü seçmiş kendince. Devam diyorum. Normalde Disney vesaire farklı bir şeyler de çıkıyor. Burada da diyor ki işte siz hani ürününüzle ilgili neler yapabilirsiniz. Burada zaten ürün Miracast, Mirascreen yani telefon yansıtma özelliğinde kullanabileceğiniz bütün alanları gösteriyor bakıyoruz hemen. İleri dedik ve şu anda arayüzünün kurulumu gerçekleşiyor. Burada uzaktan kumandayı ses seviyesini ve gücünü kontrol edin diyor. Ben buna şimdi değil diyorum çünkü zaten normal şartlarda da aynı işlevi yapabiliyorsunuz ama kurduğunuzda daha detaylı oluyor diyebilirim sizlere. Şimdi arayüzümüz açıldı ve biraz daha açılmasını bekliyorum ki sizlere de ürünü net olarak gösterebileyim diye YouTube'a vesaire hepsine giriş sağlayacağız şimdi sizle birlikte. Uzaktan kumandanızı güncelleyin diyor. Ayrıntılar diyorum. Bütün güncellemeler vesaire burada çıkacak. Sizlerde de aldığınızda bu şekilde gözükecek diyebilirim sizlere. Ve lisanslı demiştim sizlere. Lisanslı olması da güzel. Netflix, YouTube, Disney bütün ürünlerde. Yani Google Play'e girdiğinizde bütün ürünlerinde bu ürünün lisanslı olduğundan dolayı problemsiz kullanacaksınız. Homatix Box R4K Android TV Box olarak geçiyor. Google'ın orijinal lisanslı versiyonu Cortex A55 işlemcisi bulunuyor ürünün. Mali G31 diye de bir işlemci var içerisinde. 2 GB DDR4 RAM'iniz, 16 GB da e, depolama alanınız bulunuyor. Wi-Fi bulunmakta. Ethernet girişiyle bağlayabiliyorsunuz ekstra cihazı ve Bluetooth 5.0'ı kullanıyor diyebilirim. Ve şu anda güncellememiz sağlandı. Gördüğünüz gibi bütün her şey burada. Şimdi YouTube'dan hemen bir video açalım ve bu kurulumu da bu şekilde bitirmiş olalım. Bir de sizlere ekran yansıtmayı da göstereceğim. Mesela YouTube'u da güncelliyor bu arada şu anda. O yüzden çıkarttı bize çünkü içerisindeki dedim ya biraz bekleyelim. Aslında bir 5 dakika beklemek daha güzel olur çünkü bütün hepsini güncelleyecek. Şu anda bizi o yüzden güncelleme yaptığı için atıyor. Şimdi genelde bu YouTube'dayım. Arama bölümünü çok fazla göstermezler. Ben size akışın nasıl hızlı olduğunu da göstermek istiyorum. Şimdi 4K video dedim ve 4K bir video açıp bakacağım. tabi harflerin yerini bulmakta zorlanıyorum zaten. Ha köşede çıktı akışı görün diye sadece anlatıyorum. Bak şimdi şöyle elimde kumanda var ve sağa sola geçiyorum görüyor musunuz? Herhangi bir kasma donma yapmıyor çünkü içerisindeki işlemci gayet hızlı ürünün. Bak. Şimdi mesela şu videoyu açtım sizler için. Bak 4K video bu arada internet hızınıza göre kaliteniz yükseliyor ve alçalıyor. Bu internete bağlı. Ben şimdi internetimize hemen şuradan bakalım kaç K ayarlarda. Çünkü 4K video çekiyorum ve şu anda da kaliteyi 4K'ya aldım sizler için 60 FPS. E. İnşallah donmadan izleyebiliriz çünkü internet birazcık bu odadan uzakta ve gördüğünüz gibi görüntü kalitesi o kadar net ki bu tabii ki de televizyonlarınıza göre, monitörlerinize göre de değişecek ama bu ürün tamamen 4K deneyimini sağlattığından dolayı zaten bu ürünü sizlere önerebiliyorum gönül rahatlığıyla. Kullanıp herhangi bir problem yaşamadan kullanacaksınız. Şimdi ben size bir de bir şu görüntüyü de görelim. Ekran yansıtmayı göstereceğim. Telefondan direkt ekran nasıl yansıtır onu göreceğiz. Evet 4K görüntümüz de bu şekildeydi. Netflix'i de göstermeye çalışacağım ama Netflix'im şu anda yok. O yüzden belki göstermeye de bilirim. Şimdi buradan direkt bakın geri tuşumuz burada. Şöyle göstereyim bastım. Bir daha bastım bir daha bastım. Ben direkt bu şekilde çıkıyorum. Hani aradaki hızı görün diye tamamen çıktım. Şu an ana menüdeyim. Şimdi bağlı olan telefonumuzdan reklamı atla diyoruz. Basamadım. Ve direkt kendi videom çıktı arkadaşlar. Şu anda benim videomu izliyorsunuz. Tabi bu videolardan videoya da kaliteler gözüküyor. Onu da göstermek istedim sizlere. Onun dışında zaten hemen şöyle biraz da kumandamızdan bahsedeyim sizlere. Şimdi şurada zaten ana sayfa butonumuz bulunuyor. Direkt menümüzü atıyor size. Burada YouTube tuşumuz bulunuyor. YouTube'a bastığımızda direkt YouTube'umuz açılıyor ve burada zaten açılan herhangi bir video varsa uyku modundayken de izleyebiliyorsunuz. Tekrardan buradaki Netflix tuşumuzu da görüyorsunuz. Netflix'e de bastığımızda direkt Netflix'te oturum açıyor. Zaten oturumunuz varsa da direkt açabiliyorsunuz ve görüntü kalitesi de gayet iyi. Şurası çok hoş yani yapı olarak söyleyebilirim sizlere. Onun dışında size şu şekilde de ürünü bir göstermek istiyorum. Telefonumdan YouTube'a giriş sağladım. Bakın YouTube'da şöyle bir video var ve bunu ilerletiyorum. Şurada ekran zaten aynı Wi-Fi'ye bağlısınız ya. Buradaki hemen YouTube'da bak görüyor musunuz? Box R4K diye çıkıyor. Basıyorum ve bakın şimdi ürün direkt YouTube'a otomatikman bağlanacak. Bu aslında YouTube'a bağlama. Bir de bunun telefon aktarımı var. Bu şekilde de telefonumda şu an oynatılan videoyu görüyorsunuz ve bu da telefonumuzda olan bir sistem diyebilirim. Ürünümüzü detaylı bir şekilde kurduk ve sizlere anlatabildiğim kadar kurulum esnasında da hem teknik detaylarını hem de diğer ürün detaylarını paylaştım. Bu ürün 4K R modeli ve bir de bunun 4K R Plus modeli var. Ama aralarındaki fark olarak işlemci ve depolama RAM farklılıkları olabiliyor. Ama tabii ki de marka üstüne her zaman koyarak çıkartıyor. Çünkü takip ettiğim bir marka. Zaten üst kısmında da şu mesela kutunun burasında diyor ki Google Play, YouTube, Netflix, Disney, Prime Video, Müzik ve işte onun dışında Spotify ve şunu bilmiyorum burayı bilenler yazsın. Bunu desteklediğini söylüyor. Diğer kısımda da zaten Bluetooth bağlantımız, Dolby Atmos, ses destekleyen alanımız ve HTML girişimiz bulunuyor. Diğer zaten özellikleri de üst kısımda yazıyor. Bak tekrardan ne söylüyorum? RAM'imiz 2 GB, 16 GB hafıza kartımız bulunuyor. Android 11 ve üçlü genelde güncellemelerin hepsini alan bir cihaz. Şimdi bu cihazı almak isterseniz açıklamaya ve yorum kısmına link bırakıyorum. Zaten detaylı bir şekilde anlattım sizlere de ürünü. Ürün tamamen evinizi akıllandıran aslında televizyonlarınızı ya da monitörlerinizi akıllandırabileceğiniz bir ürün. HDMI girişi yoksa dışarıdan 50 liraya 100 liraya HDMI dönüştürücü kablolar alıp eski televizyonlarınız tüplü dahil hatta LCD televizyonlarınızı akıllandırabiliyorsunuz. O açıdan gayet güzel bir ürün. Çok fazla uzatmak istemiyorum videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz incelemelerin devamının gelmesini de isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapıp paylaşın ki biraz daha etkileşimlerimiz artsın daha fazla videolar üretebilelim sizler için. Bu ürünü de alacaksanız bir inceleyin derim bir bakın başka videoları da inceleyebilirsiniz. Ama Android Box'lar arasında hız, görüntü kalitesi ve ses kalitesini en iyi ileten Android Box'lar arasında ilk 5'e koyabileceğim ürünler arasında diyorum. Daha sonrasında farklı Android box ürünlerimizin de incelemesi olacak. Görüşmek üzere videomuz bu kadardı. Bay bay.